T24'e hoş geldiniz. Bugün Anayasa Mahkemesi'nin 9 Haziran'da aldığı dün resmi gazetede yayınlanan HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'la ilgili tutukluluk sürecinde hak ihlali yapıldığına dair tespitiyle ilgili olarak Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman'la konuşacağız. Mahsuni Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Murat Bey. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Öncelikle bu karar ne anlama geliyor? Çünkü dünden beri şu tartışılıyor bir taraftan Mahsuni Bey. Daha evvel Anayasa Mahkemesi'nin almış olduğu başka bir kararla hak ihlali yoktur gibi bir durum vardı. Aslında biz gazeteciler, hukukçular detayları biliyorsunuz ama insanlar bunu karıştırıyorlar. Önce ikisi arasındaki fark, sonra da dünkü alınan karar ne anlama geliyor? İsterseniz buradan başlayalım. Evet, şimdi Sayın Demirtaş'la ilgili daha önce yapmış olduğumuz bireysel başvuru, Sayın Demirtaş'ın tutuklanmasının hemen akabinde yapmış olduğumuz bir başvuruydu. Dolayısıyla o tarih itibariyle incelemeye konu olan husus, ilk tutuklama kararının hukukiliği üzerine bir incelemeydi. Yani ilk tutuklama kararı açısından kuvvetli suç şüphesi var mı? Yok mu? Tutuklama ölçülü mü? Değil mi? Onlar yönünden yapılmış bir incelemeydi. Nitekim Anayasa Mahkemesi biliyorsunuz o konuda taleplerimizi reddetmişti. Bireysel başvurumuzu reddetmişti. Ve sonrasında tabii Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurumuz üzerine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sözleşmenin 5. maddesinin 3. fıkrası, ek bir nolu protokolün 3. maddesinden ihlal kararı vermişti ve bununla yetinmeyerek aslında devam eden tutuklulukların farklı siyasi sahiplerle devam ettirildiği yönünde bir tespit yaparak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde öngörülen bu tutuklama tedbirinin aslında yine sözleşmede öngörülen amaç dışı sahiplerle yani siyasi sahiplerle sürdürüldüğüne karar verilmişti. 18. maddeden ihlal kararı verilmişti. Ancak bugün konuştuğumuz, ayın 9'unda karara bağlanan ve bizim de dün gece itibariyle öğrendiğimiz başvurumuz tek bir başvuru değildi. 5 adet başvurunun birleştirilmesinden oluşan bir karar bu. Önümüzde şu an konuştuğumuz karar. Bunlar neydi temel olarak? Şuydu. Sayın Demirtaş'ın 2000 yani ilk tutuklama ve Anayasa Mahkemesi'nin ilk kararına konu olan ilk tutuklama dışında süregelen yargılama süreci içerisinde bizim belirli önemli periyotlarda ve dönemlerde yapmış olduğumuz 5 adet başvurudan bahsediyorum. Bu örneğin neydi? Bu şuydu. Diyelim ki uzun süre tutukluk incelemesinin yapılmaması hali. Veya Sayın Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı adayı olması sonrasında yapmış olduğumuz tahliye başvurusunun reddi üzerine yaptığımız başvuru veya özür dilerim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Demirtaş'ın tahliye edilmesi yönündeki kararı üzerine yapmış olduğumuz tahliye başvurusunun mahkemece reddi üzerine yaptığımız bireysel başvurulardı. Bu 5 adet başvuru birleştirildi ve bir karara bağlandı. Buradaki temel iddialarımız şuydu bizim. Sayın Demirtaş'ın süregelen tutukluluğunun makul süreyi aştığı, bu tutukluk devam kararlarının aslında gerekçesiz bir şekilde verildiği ve bu tutuklamanın artık gelinen aşamalar itibariyle ölçüsüz olduğunun tespitini ve bu anlamıyla 19. maddeden ihlal kararı verilmesini istemiştik. Yani kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının ihlali kararını talep etmiştik. Diğer ana sayabileceğimiz tali talepler var ama ana olarak temel olarak diğer iki iddiamız da şuydu. Biri seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının ihlal edildiğinin tespitini istemiştik. Ve yine hem bu kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı hem de seçme ve seçilme hakkıyla birlikte 18. maddeden, anayasada karşılığı olan 13. ve 14. maddelerden bir ihlal tespiti istemiştik. O da şuydu, yani tüm bunların, tüm bu tutukluluk sürecinin, tutukluluk devam sürecinin
siyasi bir motivasyonla siyasi sahipler öldürüldüğüne yönelik tespit istemiştik. Bu 5 bireysel başvurumuzun ana temel konuları bunlardı. Bunlar içerisinden sadece tutukluluk devam kararlarının makul olmadığı, ölçülü olmadığı ve gerekçesiz olduğu yönünde bir tespit yapılarak Anayasa Mahkemesi'nce bir ilan kararı verildi. Konuştuğumuz bu şu an. Evet. Mahsuni Bey, şimdi şöyle doğru gidelim. Aslında Anayasa Mahkemesi'nin bu aldığı karar, Sayın Demirtaş'ın aslında tutukluluğu, sonra işte AİHM'in aldığı karar, daha sonra yargının onunla ilgili bir sene uygulamaması, arada işte hükümlü hale gelmesi, tutukluların hükümlü hale gelmesi, sonra tahliyesinin geldiği zaman başka dosyadan tekrar tutuklanması, yani aslında hukuki olarak çok böyle acılı, sancılı, utanç verici noktaları da var aslında bu sürecin. Şimdi burada ama her şeye rağmen Anayasa Mahkemesi'nin verdiği bu karar şu anki tutukluluk durumunu da kapsayacak şekilde anlaşılabilir, algılanabilir ve tahliye yönelik bir sonuca götürebilir mi Selahattin Demirtaş? Şu anki karar tek başına böyle bir etki yaratmaz. Böyle bir doğrudan böyle bir sonucu olduğunu söylemek güç. Nedeni şu, evet Sayın Demirtaş'la ilgili makul, tutukluluğunun makul süreyi aştığı yönünde bir ortada bir karar var. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi böyle bir karar verdi ama bu kararı verdiği tutukluluk süreci 2 Eylül 2019 tarihinde son bulmuştu. Yani Sayın Demirtaş'ın şu an tutuklu bulunduğu dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma olarak yürütmüş olduğu bir dosyadır. Onun ayrıntılarına birazdan gireceğiz belki. Dediğim gibi ancak eğer Sayın Demirtaş 2 Eylül 2019 tarihinde Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hala tahliye edilmemiş olsaydı sanırım Anayasa Mahkemesi bu kararla birlikte mecburen aynı zamanda tahliye edilmesi gerektiği yönünde de bir görüş bildirirdi, bir karar verebilirdi. Şimdi bu kararın güçlü yanı, zayıf yanı, iyi yanı, kötü yanı nedir? Yani bunları aslında biraz konuşmak gerekiyor. Şu açıdan bakalım. Yani burada evet tutukluluk, tutukluluğun makul süreyi aştığı, tutukluluk devam kararlarının gerekçesi olarak verildiği hususun mahkemenin bir tespiti ve ilan kararı var. Fakat mahkeme ilginçtir. Bu tutukluluğun makul süreyi aştığı meselesini değerlendirirken, gerekçelendirirken temel çatı, genel bir perspektiften meseleye bakmamış. Bu tüm sorumluluğu söz konusu kararı veren sulh ceza hakimlerine, işte ağır ceza mahkemelerin heyetlerine yüklemiş durumda. Bu aynı zamanda buradaki siyasi motivasyon farkını aslında gözden kaçırmaya yönelik manipülatif bir karardır. Bir karar gerekçesidir. Sonucu itibariyle evet bir ihlal kararıdır ama gerekçeye baktığınız zaman bu gerekçe gerçekleri yansıtmayan bir gerekçedir. Nedeni şu, şimdi bugün sizler de biliyorsunuz, bizler biliyoruz, Türkiye kamuoyu, dünya kamuoyu şunu çok iyi biliyor. Sayın Demirtaş'la ilgili gerek ilk tutuklama, gerekse sonraki süreçteki bu tutukluk devam kararlarının dönem dönem yakıcı bir şekilde gündeme geldiğini biliyoruz ve tartışıyoruz. Bu yakıcı şekilde gündeme gelen dönemleri örneğin çok kabaca gözden geçirelim. Yani bir kere bu süreç, bu hukuksal sürecin unutmayalım ki Temmuz 2015 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla başlatıldığını altını çizelim. Yani bu eş genel başkanlar bu işin hesabını verecekler, vermeliler, dokunulmazlıklar derhal kaldırılsın talimatıyla başladı. Şimdi birincisi bu. Ara faktörleri, ara unsurları, talih unsurları hiç saymıyorum ama oradan geldiğimiz zaman tabii bu yargılama süreci içerisinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Sayın Demirtaş'la ilgili ihlal karar verdikten hemen sonra Cumhurbaşkanı AİHM terör sevicidir. Böyle bir karar mı verildi? Biz de karşı hamlemizi yapar, işi bitiririz şeklinde beyanda bulunmuştu hatırlarsanız. Dolayısıyla o beyan üzerine zaten o dönem İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi'nde bulunan bir dosyası hemen birkaç gün içerisinde incelemeye alınarak Sayın Demirtaş hükümlü hale getirildi.
Keza diğer taraftan Sayın Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı adayı olduğu dönemde, yani 24 Haziran 2018 tarihli seçimlerde, o dönem yoğunca hatırlarsınız. Sayın Cumhurbaşkanı başta olmak üzere tüm AKP temsilcileri ne demek tahliye, yani muhalefet liderlerinin bile Sayın Demirtaş'ın aslında Cumhurbaşkanı adayı olduktan sonra eşit koşullarda bu yarışa katılması gerektiği yönündeki görüşlerine rağmen onlar yine hararetle karşı çıkmışlardı. Keza yine 20 Eylül 2019 tarihinde Sayın Demirtaş'ın aslında artık tahliyesinin zorunlu hale geldiği bir dönemde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, biliyorsunuz, Sayın Demirtaş'ı yine 6-8 Ekim olaylarından dolayı mükerrer bir soruşturmayla tutuklamaya kalktı ve tutukladı. Cumhurbaşkanı ne dedi orada? Orada Güneş aynen şunu söylemişti. Biz bunları bırakamayız. Yani Demirtaş ve Sayın Figen Yüksekdağ'ı kastederek bunları bırakamayız demişti. Dolayısıyla meseleyi buradan ele alıp getirdiğimiz zaman bu tutukluk devam kararlarının ve altındaki saikin tek başına işte sulh ceza hakimlerinin hatası, takdirindeki yanılması, yok işte hani kuvvetli gerekçeleri işlememesi gibi bir nedene bağlamak mümkün değil. Bu siyaseti aklama, açıkça aklama çabasıdır. Yani bu kararı, bir kere verilen kararı böyle okumak gerekiyor. Şimdi ihlal kararı gerekçesinde aynen şu yazılıyor. Yani gerekçe yönünden neden bir müşahhas değerlendirme yapılmamıştır? Bunlar olumlu şeyler. Tabii ki de olumlu. Anayasa Mahkemesi Sayın Demirtaş'ın Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanı olduğunu söylüyor. Tutuklandığı gün ve 24 Haziran 2018 tarihine kadar da milletvekili olduğunu söylüyor. Ara süreçte yine 24 Haziran 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı adayı olduğunu ve en yüksek oyu alan üçüncü bir aday pozisyonda olduğunu söylüyor. Dolayısıyla tüm bu maddi vakalarını saydığım meselelerde ara, tutukluk, incelemeler, itirazları değerlendirilmesi sırasında bunlara ilişkin bir değerlendirmenin yapılmadığından bahisle bu ihlal kararını veriyor. Evet, doğru. Tutukluk süresini uzun buluyor. Buna ilişkin eleştirim de olacak, ayrıca açacağım. Ama gerekçeyi ise sadece ve sadece dediğim gibi hakimlere, mahkemelere yükleten, aslında o siyasi fotoğrafı görmeyen bir karar. Bu karar aslında neyi amaçlıyor? Yani bunu açıkça söylemek gerekir. Bu karar, biliyorsunuz, verilmiş olan 19. maddeden verilmiş olan karar aşağı yukarı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Sayın Demirtaş'la ilgili sözleşmenin 5 taksim 3. fıkrasından verilmiş olduğu kararın bir eşdeğeridir. Şimdi tabii hatırlayalım, 5-3 ile birlikte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarihinde ilk kez Türkiye ile ilgili 18. madde ihlali vermişti. Türkiye açısından bu, Türk hukuk sistemi açısından bu bir kara lekedir. Bu bir sicildir, adli sabıka kaydıdır. Siyasetin güdümünde yargılama yaptığına ilişkin, siyasetin güdümüyle Sayın Demirtaş'ı tutukluluğunun devamına karar verdiğine ilişkin, müteadit defa verdiğine ilişkin bir sabıka kaydıdır. Tabii o dosya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi önünde duruyor, karar aşamasında. Şimdi Anayasa Mahkemesi'nin burada rol alıp 5-3'ten bir ihlal kararı vermesi, yani 19. maddeden sözleşmenin 5-3'üne tekabül eden madde ihlal kararı vermesi, esasında Büyük Daire'nin yakın zamanda vereceği karar altını deşme, altını oyma çabası ve gayretidir. Bunu böyle okuyoruz biz. Neden? Nedeni şu: çünkü eğer 5-3'ten dolayı Büyük Daire, işte Anayasa Mahkemesi hiç hukukta, bakın buyurun, ihlal kararı verdi, bu yeterlidir, bu iyi bir karardır, doyurucudur der ise, bu durumda Türkiye aslında gaye etmiş olduğu, amaçlamış olduğu amacına, nihai amacına kavuşmuş olacak. Dolayısıyla 5-3'le birlikte verilen 18. maddeyi de bu şekilde kaldırmayı düşünüyorlar. Ama bu tabii biraz hem hukuken acemice, hem uluslararası hukuk açısından da acemice bir mantık. Bunu altını çizmekte fayda var. Evet, Türkiye zaten son dönemde alınan yargı kararlarının hangi gerekçelerle alındığını düşünen bir ülke haline geldi. İşte siz biraz evvel söylediğiniz, AİHM'in önünde bekleyen o dosya için mi bir acele şekilde acele edildi? Yani hani normal şartlara değil de daha farklı olağanüstü koşulları söylüyoruz.
yine sizin belirttiğiniz gibi dört tane maddeyi kendisi de gerekçeli kararda Anayasa Mahkemesi belirtiyor. Ahim kararının uygulanmaması, siyasi nedenle tutuklu bırakıldığı iddiası, yargılama sürecinin özenle yürütülmediği iddiası, tutuklandığı son soruşturma dosyasıyla ilgili konuları da dışında bırakıyor kararının. Bunların da dışında evet, kalması tabii evet, bir taraftan da son derece ilginç geliyor insanlara. Çünkü toplu olarak da görüşebiliriz. Zaten çok uzun süreler bunlar. Zor zor, geçen gün Anayasa Mahkemesi Başkanı da söyledi önündeki dosyaların ne kadar fazla olduğunu. Gelenlerin %52'sinin adli gerekçelerle ilgili nasıl problemli olduğunu kendisi de anlatmıştı. Şimdi bu maddeleri dışında bırakarak, sadece buradan bakarak, görüşerek bunların görüşmemesi de başka türlü bir siyasi belki de bir bakışın, beklentinin ya da sizin demin söylediğiniz büyük dosyayla ilgili bir beklentinin sonucu olabilir. Yani ben çok özür diliyorum. Lütfen kabaysa bağışlasınlar ama ben siyasi bir çabadan ziyade Anayasa Mahkemesi'nin siyasi bir korku içerisinde olduğunu düşünüyorum bu kararlar. Çünkü tutukluk devam kararlarının artık gerekçesizliği, ölçüsüzlüğü ve bu tutukluluğun makuliyetini kaybettiği, süre açısından kaybettiği hususundaki tespiti tek başına getirip sulh ceza hakimleri ve ağır ceza mahkemesine sıkıştırması, sorumluluğu onlara atması bu bir korkunun ifadesidir. Bakın, burada siyasi saiki görmek lazım. Az önce söyledim, tekrar tekrar söylemek lazım. Ben bu korkuyu nereden görüyorum? Kararı dikkatlice okuyan bilir. Bakın, gerekçeli kararda, bilse bu konuda Anayasa Mahkemesi ısrarla birçok yerde aman ben burada tutuklamanın hukukiliği konusunda bir şey demiyorum. Ha, yanlış anlamayın beni. Ben bu konuda zaten daha önceki kararımda bunu söylemiştim. Sayın Demirtaş'ın tutuklanması haklıdır. Kuvvetli suç şüphesi bugün bile vardır demeye getiriyor. Paragraflara sindirmek yetmiyor. Kimi zaman parantezler açarak bakın bu hususta bir tavsiye yapıyor, açıklama yapıyor. Bu bir korkunun ifadesidir. Şimdi siz eğer bunu görmezseniz, bu siyasi meseleyi bu siyasi yönden değerlendirmezseniz sizin bir karar verdiğinizden gerçekten bahsedilemez. Eğer siz seçme seçilme hakkını ıskalıyorsanız siz şunu görmezden geliyorsunuz. Sayın Demirtaş tutuklanırken milletvekiliydi. 24 Haziran 2018 tarihine kadar milletvekili yasama faaliyetini yürütemedi. 16 Nisan 2016 tarihinde HDP eş genel başkanı olarak Türkiye'de rejim değişikliği sırasında yapılan referandumda bir çalışma yürütemedi, miting yapamadı, tutukluydu. Sonrasında Cumhurbaşkanı adayı olduktan sonra seçme hakkı ihlal edildi. Bununla birlikte sadece kendisinin değil, kendisine oy verecek insanların da seçme ve seçilme hakkı aslında bir yerde ihlal edildi. Dolayısıyla bu tabloyu siz görmeden işte seçme ve seçilme hakkı yönünden bir inceleme yapmaya gerek görmüyorsanız ve çünkü eğer görürse bakın dikkatinizi çekiyorum, kamuoyu da bizi iyi anlasın. Eğer bu topa girerse, bu maddeden inceleme yaparsa mesele siyasi uca gidiyor. Yani meselede siyasi saik ön plana çıkıyor. Bilinçli bir şekilde oralardan kaçıyor. Bilinçli bir şekilde oralar irdelenmiyor. Dolayısıyla yani bunu gerçekten anlamak mümkün değil. Yine 18. maddeye, sözleşmenin 18. maddesine tekabül eden işte yani hakkın kötüye kullanımı, tutuklama tedbirinin öngörülen amaç dışı kullanımına ilişkin de bir gerekçe sunmuyor, bunu da incelemiyor ve sadece tutuklama, ilk tutuklama açısından bir hukukilik vardır. Tutuklu devam kararlarında kuvvetli suç şüphesinin varlığı nedeniyle de o konuda da ben bir tartışmaya girmiyorum diyor. Şimdi başka bir şey söylemek istiyorum. Yine bunları besleyecek, yine Anayasa Mahkemesi'nin aslında nasıl bir kafayla çalıştığı, bu kararla aslında neyin hazırlığını yapmaya çalıştığını da kestirmeye çalışıyorum. Dün geceden beri biraz üzerinde kafa yorunca ve dikkatlice okuyunca şunları fark ettim. Bakın, bil. Şimdi Sayın Demirtaş'ın tutukluk süresine ilişkin bugün verilen bu karar Sayın Demirtaş'ın 2 yıl 1 ay 3 gün tutuklu kaldığı yönündeki bir karardır. Yani Anayasa Mahkemesi 2 yıl 1 ay 3 gün tutukluk süresini Sayın Demirtaş açısından uzun bir tutukluk saydı. Peki Sayın Demirtaş siz gerçekten 2 yıl, 1 ay, 3 gün müdür tutukludur? Sayın Demirtaş, bakın Sayın Demirtaş
4 Kasım 2016 tarihinden halen tutukludur. Bu kararı Anayasa Mahkemesi verdiği tarih itibariyle 3 yıl 7 ay 15 gün tutuklu kalmıştır. Anayasa Mahkemesi ne yapıyor biliyor musunuz? Bakın bu bir detaydır. Bunu görüyorum evet ama diyor arada diyor 7 Aralık 2018 ila 31 Ekim 2019 tarihinde başka bir suçtan dolayı hükümlü olarak infaz gördü. Doğru mu? Doğru. Tespit doğru. Doğru. Amenna. Evet. Az önce de bahsetmiştim. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi'nin vermiş olduğu bir karar. Hatırlarsanız Sırrı Süreyya Önder ve kendisiyle ilgili verdiği karar. Doğru. O 10 ay bir süre zarfında bir hüküm infazı söz konusu. Peki Anayasa Mahkemesi sizce o hükmün ortadan kalktığını, o hükme ilişkin dava dosyasının şu ayda temiz incelemesinde olduğunu ve hüküm infazı şeklinde geriye dönük herhangi bir meselenin kalkmadığını sizce bilmiyor mu? Hayır biliyor, kararda da yazmış. Bunu da görüyor, bunun farkında ama özellikle 3 yıl 7 ay 15 günü vurgulamama, böyle bir süreyi ortaya koymama ve bu çatı süre açısından bir ihlal kararı vermeme adına 2 yıl 1 ay 3 günü tercih ediyor. Bakın tekrar söylüyorum, aradaki hüküm infazına ilişkin 10 aylık süreyi Anayasa Mahkemesi buradan düşürüyor. Bunu yaparken Sayın Demirtaş'ın o hükmünün ortadan kalktığını göz ardı ediyor. Bunu bilerek yapıyor. Çünkü olgusal sıralamalarda o dosyadan bahsediliyor. O dosyanın işte yapılan yasal değişiklik nedeniyle halen Yargıtay'da derdest olduğundan bahsediyor. Ama diğer taraftan tutukluk süresinden de düşürüyor. Bu bir. İkincisi, bakın bu gerekçelerde, gerekçelerin bir kısmında tartışırken şunu yapıyor. İlk tutuklama kararının örgüt üyeliği ve 6-8 Ekim olaylarına bağlı olarak halkı suç işleme tahrikten olduğunu söylüyor. Yani iki tutuklama kararı olduğunu söylüyor ki doğru. Bu iki tutuklamaya dönük müzekkerenin, iki tutuklama müzekkeresinin birlikte infaz görmediğini, çünkü Edirne Cezaevi Müdürlüğü'nden alınan yazıya göre infaz edilen tutuklama müzekkeresinin sadece örgüt üyeliğine ilişkin olan müzekkere olduğunu söylüyor. Bakın bu hukuken skandal bir ifadedir. Yargılama sırasında da bir ara bu tartışma konusu olmuştu. Anayasa Mahkemesi açısından ise örtülü bir başka tuzağın hazırlık cümleleridir bunlar. Anlatımıdır. Bunlar nedir? Bunlar şudur. Bakın hukuk sistemimizde, pozitif mevzuatımızda tutuklama müzekkerelerinin infaz sırası diye bir müessese yoktur. Yani siz bir kişi hakkında 2, 3, 4, 5 tutuklama müzekkeresi de olsa aynı anda ben ilk önce şunu infaz ediyorum, sonra şunu infaz edeceğim, sonra da şunu infaz edeceğim diye bir şey ne ceza muhakemeli usulü kanunda, ne ceza kanunda ne de ceza infaz kanununda yer almıyor. Bu sıralı infaz sadece tutuklama ile hüküm aynı anda hükmün aynı anda bir şahısla toplanması halinde hükmün infazına öncelik verileceğine ilişkin düzenleme var. Önce hüküm infaz edilir. Peki Anayasa Mahkemesi buradan ne amaçlıyor? Bakın buradan şunu amaçlıyor. Anayasa Mahkemesi Sayın Demirtaş'ın 6-8 Ekim olayları nedeniyle 2019 yılının 20 Eylül'de tutuklandığını biliyor mu? Biliyor. Tüm dünya kamuoyu, Türkiye kamuoyu sizler de şunu biliyor musunuz? Ama 6-8 Ekim'den dolayı Sayın Demirtaş tutuklu kalmıştı, yargılanmıştı ve Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi kendisini tahliye etmişti. Anayasa Mahkemesi bizim ikinci tutuklulukla 6-8 Ekim'den ikinci kez tutuklanmasına yönelik başvurumuzu yakın zamanda karara bağlayacak. Orada esasen şu an bugünkü kararla o ikinci kararda belli bir niyet ve saik içerisine girdiğini düşünüyoruz. Yani sanki şunu demenin kapısını ve aralıyor gerekçelerini bugünden yazıyor gibi. Şu, Sayın Demirtaş'la ilgili bu şu an önümde, şu an kararını verdiğim dosyada her ne kadar iki tutuklama müzekkeresi varsa da
Sayın Demirtaş aslında örgüt üyeliğinden sadece tutuklanmıştı. İlk infaz edilen müzakere o. Sayın Demirtaş ilk tutuklamaya bağlı olarak 6-8 Ekim olayların nedeniyle herhangi bir tutuklama infazı görmemiş. Dolayısıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ikinci kez tutuklamasına konu olan olayda, yani 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili Sayın Demirtaş ilk kez bir tutukluluk geçiriyor ve tutuklama süresini de buna göre değerlendiriyorum gibi absürt sayılabilecek bir gerekçe ileri sürüyor. Belki de biz çok evhamlıyız. Belki de ben kötü niyetliyim. Umarım ben kötü niyetliyim. Umarım benim okumalarım hatalı. Olması gereken şu. Bakın, Sayın Demirtaş iki suçtan, yani hem örgüt üyeliğinden hem de 6-8 Ekim olayları nedeniyle tutuklandı. Bu tutuklama müzekkereleri, 5 tane tutuklama müzekkeresi de olsa, 2 tane de olsa, tek de olsa tüm suçlar açısından geçerlidir. Yani aynı anda sizin hakkınızda farklı birkaç adette varsa o tutuklama süresi tüm müzekereler açısından geçerlidir. Ancak ilerideki bir mahkumiyetten mahsup söz konusu olduğu zaman tabii ki de tek bir tutuklama süresi esas alınır. O nedenle bu kararın az önce söylediğim kötü okuma dışında şöyle bir etkisi muhakkak. Eğer yine bir Ali Cengiz oyunuyla eğer manipüle edip az önceki kaygılarımda beni haklı çıkarmazlarsa olması gereken şu. İkinci başvuru, yani Anayasa Mahkemesi'nin önünde 6-8 Ekim olayları nedeniyle Sayın Demirtaş'ın ikinci kez tutuklanmasına ilişkin o başvuruda Anayasa Mahkemesi'nin şunu demesi gerekiyor. Ben ilk başvuru, yani bugün konuştuğumuz bu başvuruda bu tutuklama süresini makul bulmadım. Dolayısıyla Sayın Demirtaş 20 Eylül 2019 tarihinde aynı suçlamadan dolayı 6-8 Ekim olayına göre ikinci kez tutuklanmış. Dolayısıyla o tutuklamanın da bir gerekçesi kalmamış olmalı. Oysa şu an itibariyle bakın 20 Eylül 2019'dan bugüne kadar neredeyse yani ona yakın bir süredir Sayın Demirtaş ikinci kez tutuklandığı, aynı olaydan tutuklandığı dosyada halen tutuklu olarak duruyor. Ortada hiçbir iddianame, herhangi bir iddianame yok. Ortada bir soruşturma işlemi yok. Maalesef durum bu. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi'nin aslında bizce bir an evvel ikinci başvuruyu da hemen değerlendirmesi gerekiyor. İkinci başvuruda sadece Sayın Demirtaş'ın ilk dosyada işte 6-8 Ekim yönünden tutuklandığı ve bu tutukluluğun mahkum süreyi aştığı gerekçesine değil, aynı zamanda tutuklanmasının da mükerrer bir tutuklama olduğunu, bu soruşturmanın sebep öğesiyle Ankara 19 Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki soruşturmanın olgusal temellerinin aynı olduğunu, her ikisinin de 6-8 Ekim olaylarından kaynaklı olarak HDP-MYK'sınca atılan iki adet tweetten ibaret olduğunu net olarak ortaya koyması gerekiyor. Bu, evet. Buyurun, çok konuştum galiba. Yok, rica ederim. Yok, mahsur Bey, hani adım adım gidiyoruz. Rica ederim. Hani çok evet. Tabii uzmanlık gerektiren bir konu. Ben de burada hani siz çok net anlattınız sefahati. Şöyle bir şey belki sormak gerekiyor. Siz bir hukuk insanısınız. Hukuk üzerinden konuşuyorsunuz. Fakat Türkiye'de hukuk bir süredir hani yerine siyasetin daha çok konuşulduğu, yargı üzerindeki konularını çok daha iyi biliyoruz. Benim sorum şu size. Tabii ki de hani siz iyi niyetle işte Anayasa Mahkemesi'nden olması gerekenleri söylüyorsunuz, yargıyla ilgili şeyleri söylüyorsunuz ama Selahattin Demirtaş kararı sizce hukuki bir karar mı olacak? Çünkü bugüne kadar yaşananlarla ilgili pek çok soru işaretini siz koydunuz. Yoksa siyasetteki bir dönüşüm, değişimle mi Demirtaş kararıyla ilgili bir sonuca varılacak? Ya belki bu konuda siz çünkü onun avukatısınız, görüşüyorsunuz, pandemi evet. Öncesinde tabii evet. Daha çok haber alıyorsunuz. Evet. Yani hem sizin hem müvekkilinizin bu konudaki görüşü ne? Yani hukukla veya benim müvekkilim çıkar mı yoksa hayır siyaset değişirse ancak Demirtaş çıkar mı? Bu soru üzerine yapacağım açıklamalar nedeniyle gerçekten üzgün olduğumu ifade etmek istiyorum. Üzgünüm. Bir hukukçu olarak üzgünüm. Ancak ve maalesef Sayın Demirtaş'ın ne
dokunulmazlıklarının, Demirtaş ve arkadaşlarının dokunulmazlıklarının kaldırılması, ne yakalanarak gözaltına alınması, ne gözaltına alındıktan sonra tutuklanması, ne bugünkü yargısal süreci yaşatması, kendisine yaşatılmasının hiçbirisi yargısal bir tasarruf değildir. Hiçbirisi yargısal bir tasarruf değildir. Bunu Sayın Demirtaş zaten defaatle yargılamalarda bunu dile getiriyor. Bizden daha iyi dile getiriyor, daha iyi savunmalar ortaya koyuyor siyasetçi kimliğiyle. Bizler de bu konuda hukukçu olarak ortaya koyuyoruz. Az önce söylediklerimiz, konuştuklarımız, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu meseleye dahiliyeti yapıp ettikleri, AKP'nin bir bütün olarak yapıp ettikleri, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Recep Tayyip Erdoğan Başkanı'nda Türkiye Cumhuriyeti'nin hükümet sistemini ya da demokratik yapısını dönüştürmeye dönük sistemsel bu sahiki için gerekli olan bir yol temizliğidir Sayın Demirtaş'ın tutuklanması. Bunu açıkça ifade etmek gerekiyor. Yani Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık sistemine geçme isteği sonradan ortaya çıkmadı. Henüz Sayın Demirtaş dışarıdayken, henüz tutuklanmadan evvel, henüz dokunulmazlıklar kalkmadan evvel başkanlık sistemini ısıtmaya başlamışlardı. Nitekim Sayın Demirtaş'ın da görüşü, seni başkan yaptırmayacağız sloganıyla, çıkışıyla bu meseleye olumsuz baktığı yönündeydi. Peki bu sistemsel dönüşümü yaparken siz bir siyasi parti olarak ya da siyasi parti lideri olarak, Recep Tayyip Erdoğan olarak siz yol temizliği yapmak zorunda kalacaksanız, etkili bir siyasi lideri, üstelik size muhalif, üstelik bu sizin tüm bu siyasal değişim dönüşümleri öngören lideri, tam bunun adı budur. Yani bugün Sayın Demirtaş'la ilgili yapılan, edilen her şey bizatihi Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla yapılıyor. Kendisinin ve yakın çevresinin talimatıyla yapılıyor. Mahsun Bey, Sayın Demirtaş'la ilgili sarayda da Emniyet Müdürlüğü içinde de umarım bu eleştiriler nedeniyle donmuyordur. Umarım. Sanmıyorum. İnternetle ilgili sanıyorum bir şey var. Kesildi yani, bir iki yerde. Yani. Siz... yani bundan sonraki süreçte tahliye edilmesi ya da diğer yargısal süreçlerin, sorumu bir kere daha şey yapayım, belki de bununla bitirelim. Yani yargısal bir şekilde mi sizce tahliye olur ve özgürlüğüne kavuşur, yoksa siyaset değişince mi Sayın Demirtaş bir özgürlüğe kavuşur veya tahliye olur? Temennim siyasi sahiplerden bağımsız, ari, herhangi bir siyasal etki olmaksızın tarafsız ve bağımsız yargı tarafından hukuka uygun bir kararla tahliye edilir. Ama bugüne kadar bu gerçekleşmemiş ise bundan sonra bunun bu şekilde gerçekleşmesi mümkün değildir. Bundan sonra da Sayın Demirtaş'ın tahliyesi ancak Türkiye'de demokratik muhalefetin birlikte hareket ederek güçlü bir konuma gelmesiyle mümkündür. Sayın Demirtaş meselesi aslında yargı için demokrasi açısından da şu an bir turnusol kağıdı görevi görüyor. Yani yargılanması da budur. Yine Osman Kavala'nın yargılanması da budur. Ama Demirtaş'ın siyasi kimliği, temsil ettiği parti, temsil ettiği seçmen kitlesi itibariyle ve Kürt siyasal hareketi açısından da bunu ortaya koymak gerekiyor. Bu temsiliyetleri nedeniyle Türkiye'nin aslında demokrasisinin, hukukunun da turnusol kağıdıdır. Dolayısıyla bunun sulh ceza hakimlerince görülerek gereğinin yapılması mümkün değil. Dediğim gibi bu süreç zaten hukuksal bir süreç değil. O nedenle de aslında sorunuzun cevabı kendi içerisinde saklı. Hepimiz bunu böyle biliyoruz, böyle algılıyoruz. Maalesef Sayın Demirtaş bugün de tahliye edilse, yarın da edilse, aylar sonra da edilse, biz bunun yine siyasi atmosfere bağlı olduğunu düşüneceğiz, bileceğiz. Keşke öyle olmasaydı ama maalesef bu dönemki algı tarafsız ve bağımsız bir yargı sistemi kurulmadığı müddetçe toplumda da bu tarafsız ve yargısızlık inancı ve adalete olan güven yerleşmediği müddetçe bu algımız böyle olacak, böyle devam edecek. Peki. Mansur Bey, çok teşekkür ediyoruz. Katıldığınız, anlattığınız için çok sağ olun. Kolay gelsin işlerinizi diliyorum. Evet.
Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Efendim T24'te konuğumuz Serkan Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman'dı. Başka bir programda tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyoruz. Hoşçakalın.